Buzz Media'nın sunduğu Figürcünün Seyir Defteri'nin ekstra bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir, güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Haftanın ortasında size güzel bir haberim var. Figürcünün Seyir Defteri artık ekstra bölümüyle çarşamba günleri de yayınlanacak. Şimdi Figürcünün Seyir Defteri'nin ekstra bölümünün ilk konusuna gelelim. İlk konusu nedir? Figür aldığınız zaman sadece figür almıyorsunuz bildiğiniz gibi. Bununla birlikte gelen aksesuarlar var. Benim hayatımda en çok başıma gelen sıkıntılardan bir tanesi bu aksesuarları sürekli kaybediyor oluşum. Çorabın teki gibi aksesuar kaybeden bir adam olur mu? Oluyor arkadaşlar. O kişi benim. Şimdi bu aksesuarların kaybolmasını engellemek için yapılabilecek en güzel şey onları güzel korumaktır. Onları nasıl koruyabiliriz? Nasıl saklayabiliriz? Nasıl organize edebiliriz? Asıl burada anahtar kelime bence organize etmek. Ki figürü sergilemek, figürü almak, figürü temizlemek, figüre bakmak ve figürle birlikte gelen şeyleri de muhafaza etmek figürcülüğün aslında içerisinde olan konulardan bir tanesi, ama ben bunu genellikle es geçiyorum. Unutuyorum, oraya koyuyorum, buraya koyuyorum, sonra aradığımda bulamıyorum. Mesela evde en basit çözümleri nasıl halledebiliriz onu anlatalım. Muhakkak evde annenizin mutfakta şöyle bir plastik saklama kabı vardır. Bunlar 1 milyoncularda satılan matruşka bebekler gibi içinden yüzlerce çıkan plastik kutulardan biri. Bu kutuları kullanabilirsiniz. Mesela Weather'ın alternatif kolu. İçine koyabilirsiniz. Ya da ne bileyim şöyle bir sürü figür parçası var elinde. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum, netlemiyor. Şöyle bir sürü figür parçası var. Onları isterseniz torbadan çıkartarak buraya koyup muhafaza edip üstüne bir etiket yapıştırarak gayet güzel bir şekilde saklayabilirsiniz. Bir de hatta bunların çeşitleri oluyor. İşte figür parçasının büyüklüğüne göre mesela şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Diğerine göre biraz daha dikdörtgen formda. Bunların yuvarlakları var. Genelde içinde zeytin peynir olur ama siz böyle kullanabilirsiniz. Bunda daha büyük parçaları kullanmanız daha rahat. Mesela işte Storm Trooper'ların bacağı. Atın abi içine. Kapatın kapağını. Yazın üstüne etiketi. Mis gibi koyun dolaba, işte çekmeceye, nerede saklıyorsunuz. Böylece bu kaybolmaz yani. Bu aslında milyon dolarlık fikir vermiyorum ama ben niye bunları yapmadım bugüne kadar onu da bilmiyorum. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın ya da tam tersi bilemiyorum. Şöyle paketler haline geliyor bu şeyler. Yani bir sürü böyle işte Batman'in bir dolu şeyi. Siz söyleyin adı, aksesuarı. Bunları ben paketlerde tutmak zorunda kalıyorum. Yer kaplıyorlar. Bir sürü problem oluyor falan. Dediğim gibi bunu engellemenin en güzel yollarından biri bu yoğurt kabı diyorum. Yoğurt kabı demişken şu kutular da arkadaşlar işinizi görebilir. İşte köfte kutusu, işte yoğurt, balık kutusu, bilmem ne nugget kutusu falan, şu hani bildiğimiz kaplar oluyor ya, şeffaf. Bunlardan kullanabilirsiniz. Bunlar gayet yararlı şeyler. Yani ben sıklıkla kaybediyorum söylediğim gibi. Sonra evin altını üstüne getiriyorum. Onu bulmak için uğraşıyorum. Bulamıyorum tabii ki de. Lanet olası pislikler. Nasıl kayboluyorlar, nasıl saklanıyorlar, nasıl yok oluyorlar bilmiyorum hiç. Bunlar aslında en basit evde böyle anneden araklanıp yapılabilecek hareketler, şu plastik şeyler. Çok da masraf yapmazsınız. 1 milyoncularda 5 liraya bile satın alabildiğiniz böyle 24'lü setler falan var. Onlar çok güzel. Bende var onlardan. Bence iş görüyor. Ama hani biraz daha böyle organize bir şey olsun istiyorsanız şimdi göstereceğim çözümler var. Mesela daha farklı organizatör olarak kullanılabileceğiniz bu içine işte çivi, devre, ne bileyim elektronik parça konulan şöyle kutular var. Bunların içine genelde balık malzemeleri konuluyordu bu benim aldığımda. Onun yerine ben gördüğünüz gibi mesela kullandım. Hoşuma gitti ya. Şu an daha da hoşuma gitti hatta. Şöyle göstereyim. Mesela parçalar içinde duruyor. Daha böyle küçük parçaları burada net görebilirsiniz. Böyle bir şey kullanabilirsiniz. Bunlar çok ucuz. 2 lira falan. Bu 1 milyoncularda yine. Benim elimde şeyler falan var. Mesela İşte Freddy Krueger'ın kolları var. Uzun bunlar. Hani bunlara sığmakta sıkıntı oluyor. Bu mesela Baba Feth'in silahı. Yine düşürdüm. Bir gün kıracağım, ondan korkuyorum. Ya da ne bileyim mesela predatörlerin zincir şeyleri var. Bu filmde yollanan üstünden başından çıkan böyle kırbaçımsı bir şeyleri var. Bunları hep anlattık. Ponçikle anlattık bunları. Bunlardan var. Bunları tabii bu küçüklere sığdıramıyorsunuz. Ben ne yaptım bunları sığdırabilmek için? Şöyle bir şey satın aldım arkadaşlar. Büyük marketlerde, nalburlarda, elektrikçilerde, elektronikçilerde olan separatör, organizatör. Yo motherfuck. Böyle bir şey bu. Şöyle şerit halde bunlar geniş. Ve güzelliği de bu. Ben size zaten yakın çekimlerine yapayım bunların. Görün. Bunların içinde şey var arkadaşlar. Bunlar da ne kadardı ya? 4 lira mı 5 lira mı tanesi? O civar bir şeydi. Çok pahalı bir şey değildi yani. Şöyle separatörler koymuşlar. Ayırma. Hani alanınızı kendiniz ayarlıyorsunuz. Ne kadar bir alana ihtiyacınız varsa mesela. İşte şuraya koyuyorsunuz böyle. Orayı kapatmış oluyorsunuz. Şöyle görün. Orayı kapatmış oluyorsunuz. Çok güzel fikir. Çünkü neden? Yine dediğim gibi bir sürü böyle ıvır zıvır oluyor. Koyuyorsunuz içine. Kayma olma riski yok. Kapat kapağını abi. Al götür. Yani param olsa da ben alsam demeyin. Çünkü 3 lira 4 lira plastik bunlar. Bulunabilir. Ve gayet de güzel. Çanta gibi böyle alıyorsunuz. Tık 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 bir yere götürürken de bazılarınız pozlamayı seviyor yani. Alırsınız. Hatta figür bile bunun içine koyabilirsiniz. 3.75 toplayan arkadaşlar için öneriyorum. Hani figürleri saklamak adına muazzam. Ben bunlardan babama almıştım aslında. 2 tanesini araklayıp kendime sakladım. Maketçilik vesaire gibi şeyler de varsa elinizde. Mesela şu çekmeceli dolaplardan alabilirsiniz. Yine bunlar da 1 milyoncularda satılıyor arkadaşlar. Hani böyle açıp işte İçine böyle değişik değişik figür temizleme aletlerinizi, ne bileyim bantlı boyayı, ne bileyim figürün aksesuarlarını, bezlerini, cartını, curtunu bu tarz kutularda da saklayabilirsiniz. Bunun gibi fikirleri çeşitleyebilirsiniz. Hatta daha farklı fikirleri olan varsa yorumlara yazabilir, bunu paylaşalım diğer arkadaşlar için. Takip edin, daha fazla fikirler, daha fazla değişik konuları inceleyeceğiz. Bir sonraki ekstra bölümünde buluşana kadar da kendinize iyi bakın. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın.